İsmim Deniz. Böyle bir topluluğun önünde olmak gerçekten çok keyifli bu cumartesi sabahında. Öğrenmeye hevesli bir toplulukla beraber olmak. Bahçeşehir Üniversitesi Büyükleri Uygulama Araştırma Merkezi'nde çalışıyorum. Aynı zamanda Data İstanbul topluluğunun gönüllü organizatörlerinden bir tanesiyim. Data İstanbul topluluğu ile birlikte Nisan 2018 ayından beri etkinlikler gerçekleştiriyoruz Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Etkinliklerimizde yaklaşık olarak 7000'in üzerinde katılımcı, 80'in üzerinde de etkinlikten bahsediyoruz. Etkinliklerimiz derken bunların çoğunu da Data İstanbul topluluğu ile birlikte gerçekleştirdik. Aslında sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu topluluğa liderlik eden sevgili Abdülkadir'e, sevgili Onur'a ve diğer organizatörlere ben çok teşekkür etmek istiyorum. Bunun yanı sıra üniversitemizi ve merkezimizi müdürü Yücel Batu Salman'ı temsilen kendilerine küçük bir hediye takdim etmek istiyorum müsaadelerinizle. İstanbul'dan bahsetti olur ama bir küçük biz daha var. O Data İstanbul grubunun altında bu atölye çalışmasını yapan, bu çıktı üreten grup. Enteresan da bir deneyimi oldu. Bir ortak öğrenme gerçekleştirdi. Ortak öğrenmesi gerçekleştirdi. Orada da onunla ilişkin de sizinle paylaşabileceğimiz şeyler olduğunu düşünüyoruz. Bir de öğrenci ağırlıklı bir profille karşı karşıya isimdim. Dolayısıyla henüz mesafesi sınırlı, çok fazla haşır neşir olmamış makine öğrenmesiyle aramızda katılımcılar da olduğunu düşünüyoruz. Biraz böyle küçük bir kavramsal girişle yapacağız. Bahçeşehir Üniversitesi Büyükleri Merkezi'ne Deniz Hanım'ın şahsında tekrar teşekkür etmek istiyoruz. Hakikaten bize gayet güzel olanaklar sağladılar. Bu yaklaşık 20 kişilik grubun
8 ayı aşkın süren çalışmasına ev sahipliği yaptılar. Bir kez daha teşekkür etmek istiyorum kendilerine. Şimdi çok makine öğrenmesi özeline girmeden daha böyle analitik dünyanın birkaç tane kavramı üzerine çok kısaca bir şeyler söylemeye çalışırsak yani biraz böyle köşe taşlarını oturtmak, oluşturmak adına. Şimdi bunlar gündelik hayatta, gündelik iş hayatında birbirlerini çok kolay kullanılan, hatta karıştırılan kavramlar. Pek çok boyutuyla da bu kavramlar birbirleriyle ilişkilendirilebilir. Fakat anlaması, kavraması daha kolay olduğu için biraz birbirlerini nasıl kapsarlar, ne kadar birbirleriyle içermek, içerilmek ilişkisi içerisindedirler, biraz o tarafından bakacağız. Yakın böyle anahtar sözcüklerle de kısaca deneyip geçeceğiz. Şimdi iş zekası dediğimizde biraz özenilmiş bir rapordan bir akan verinin sürekli analiz edilip bir karar destek sisteminin beslenmesine varıncaya kadar aslında geniş bir yelpazeyi kastediyoruz. Aracı yöntemi çok önemli değil. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz diğer çalışmaların bir parçası olabileceği gibi tamamen onların dışında kalan konvansiyonel bir faaliyette olabilir iş zekası çalışması. Makine öğrenmesine biraz daha daha derinlemesine gireceğiz ama yani yüksek bir hesaplama gücüyle büyük veriden anlamlı bilgi çıkarma çabası çok kabaca söyleyecek olursak. Veri bilimi içine makine öğrenmesini de alan ama bununla yetinme. Yani orada bir sürekleşmiş bir iş tarif etmeye, oluşturmaya, var etmeye ve yürütmeye çalışan bir yaklaşım data science. Yani içinde data engineering var, business analyst var, data analyst var, data administrator var, başka birçok rol var. Ve yoğun olarak da makine öğrenmesini bir araç olarak kullanıyor veri bilimi. Oradan ilişkilendirebiliriz. Yapay zeka biraz daha çatı bir kavram. Yani şu meşhur etik tartışması vardır. Araba o iş kaçınılmaz olduğunda işte beton bloğa mı çarpmalı, yaşlı insana mı çarpmalı, çocuğa mı çarpmalı? Yani bu etik tartışmaları yapmaya varıncaya kadar geniş bir alanın çalışması. Ve hani ne yaparız da insan beyninin fonksiyonlarını en iyi şekilde taklit ederiz. Fakat taklit etmeye çalıştığımız şeyin arkasında da o kadar büyük bir veri var ki yani 1 milyon yıl öncesinin öğrenilmiş bir bilgisini genlerinizde refleks olarak taşıyoruz. Yani aslında bu kadar muazzam bir büyük veriyle ve deneyimle çalışan bir şeyle yarışıyor. Günümüz dünyasında bilgisayarlar ve hesaplama yapabilen makineler. Yani dolayısıyla aşık atabilir hale gelmesi bir hayli zaman alacak. Ama orada da nasıl bir şeye benzeyecek konusunda birazdan içerideki bir slide'ımızda bir tane sezgisel göndermemiz olacak. Şimdi yine meşhur üçlü tanımlayıcı, kestirici, öngören analitik. Bunları da özellikle dikkat çekmek istediğimiz bir tarafı var ama çok kısaca tanımlarını verecek olursak bir tane örnek üzerinden de anlatayım isterseniz. Tanımlayıcı istatistik geçmişe ne olduğuyla ilgilenir, onu tanımlamaya çalışır. Bir daha yaşadığında ondan kaçırmak ve onu tekrarlamak için önlem almaya çalışır. Yani bunların içerisinden en eski olandır. Bir tane enerji üretim şirketi düşünelim örneğin. Bir hidroelektrik santrali var ve bunu işletiyor. O piyasada da bilenleriniz vardır belki. İşlemler saatlik yapılır. Bir düzenleyici kurul arz ve talebi saatlik olarak birleştirir, fiyat oluşur. Özel işletmecilerin giriş firmalarında gelirleri bu şekilde oluşur. O saatteki üretimleriyle tüm piyasanın fiyatı çarpılarak. Şimdi biz dün ne sattık elektrik olarak ya da geçen ay ne sattık analiz ederken aslında bir tanımlayıcı analitik çalışma yapıyoruz. Sonra bakıyoruz bu sapma
fiyatlardaki değişiklikten mi kaynaklandı? Bizde bir problem oldu. Üretim miktarımızı öngördüğümüzün dışında gerçekleşti. Ve bir sonraki ay, bir sonraki dönem, bir sonraki gün bütçenin içinde kalmak için ne yaparız, ne yapmalıyız diye yaptığımız çalışmaların tamamı tanımlayıcı istatistiğe gidiyor. Kestirimcide burada, bu arada fiyatlar bir sonraki gün için tahmin edilir. Teklifler ona göre verilir. Bir fiyat tahmini problemi vardır elektrik piyasasında. Dolayısıyla bu tahmin etmeniz gerekir ki bir sonraki günkü geliriniz ya da çalışma planınız konusunda bir planlama şansınız olsun. Dolayısıyla fiyatı belirleyen talebi tahmin etmek, arzınızı belirleyen su gelirlerini tahmin etmek ve en genelde fiyatı tahmin etmek bir kestirimci çalışmadır. Genelde istatistiksel yöntemler kullanır, simülasyonlar yapar. Çok karmaşık değilse de derdimize ilaç olur. Bunu yaptık. Güzel, artık bir fiyat öngörümüz var, bir üretebileceğimiz miktar öngörümüz var, su gelir öngörümüz var. Peki gelirini en çoklamak için ertesi günün hangi saatlerinde, ertesi ayın hangi saatlerinde çalışmam gerekir? Bunu anlamaya çalışma çabası, bunu optimize etmeye çalışma çabası da bir öngören analitik çalışmadır. Bakın, bir tane firma aynı anda bunun üçünden de yapıyor. Şimdi genelde şöyle bir yanlış kanı var. Yani alırken de biraz ona değinmek istediğimiz için aldık. Bunlar birbirini bu sisle içerisinde izlerler. Tanımlayıcı çalışmalarınız belli bir doygunluğa ulaşmadan testirimli çalışma yapamazsınız. O belli bir doygunluğa ulaşmadan öngören çalışma yapamazsınız, optimizasyon yapamazsınız diye. Oysa ki değil, optimize ettiğiniz şey çok kesin, bildik, deterministik bir şeyse hiçbir kestirim çalışması yapmadan da optimizasyon yapabilirsiniz. Şimdi makine öğrenmesinin buraya iki tane tanımını aldım. 59'da Arthur Sommer ki makine öğrenmesi kavramının adlandırıcısıdır. O adlandırmayı yapan ilk kişidir. Bilgisayar programlarını açıkça tarif etmeden, açıkça bunları programlamadan bilgisayarda eğer bir şey öğrenme kabiliyeti kazandırıyor isek bu makine öğrenmesidir diyor. Şöyle bir örnek verecek olursak, elimde geniş bir imaj seti var. Bu piksellerden oluşuyor. Bir sürü resim var. Yeni bir resim katılıyor oraya. Ben diyorum ki bu yeni resimle database'indeki bütün resimleri karşılaştır. %80'in üzerinde bir çakışma görürsen evet bu odur ya da o olabilir de. Oranını çok açıkça veriyorum. Ne yapacağını çok açıkça söylüyorum. Evet. Bakarsanız bir imaj tanıma faaliyeti gibi. Ama bir makine öğrenmesi değil. Oysa ki şunu yaptığımda makine öğrenmesi oluyor. Benim böyle bir geniş imaj setim var, database'im var. Bu da yeni karşılaştığım durum. Oradan öğrenerek bunun ne olduğunu bana söyleyebiliriz. Bunu dediğimizde, demeye çalıştığımızda makine öğrenmesi yapmış oluyoruz. Tom Michel daha sonra 98'de biraz daha etik, daha spesifik bir tanım getiriyor. Eğer performansı ölçülebilir ve tekrarlanabilir bir task'tan bahsediyor isek ve bu task'ı tekrarladıkça da performansın iyileştiğini görüyorsak bu bir makine öğrenmesi çalışması diyor. Satrançla da örneklendirilmiş. Yani makine öğrenmesiyle satranç öğrenen programlar öğrendikçe gelişiyorlar, kabiliyetlerini artırıyorlar. Bir süre sonra onları alt etmek çok güç hale geliyor. Yani onun girişte bahsetti. Artık o kadar çok alanda uygulamalarını görüyoruz ki hakikaten hani 25'lerde 30'larda bir Excel olmazsa olmazdı kazanırsa makine öğrenmesi hiç şaşırmamak lazım. E-mail sınıflamadan otonom araç kullanımına, yazı tanımaya, bir teşhis koymaya, web datası analiz etmeye, word prediction yapmaya,
sesi analiz edip call center'larda karşılamayı bilmem ağaç yapısı dışında daha dinamik ve öğrenerek yapmaya, talebi, fiyatı, bir dizi belirsizliği tahmin etmeye, bir dolu segmentasyon yapmaya, fraud ve çöp analizi yapmaya varıncaya kadar çok geniş bir alanda uygulanıyor artık. Ve o aşağısı hakikaten çok kuvvetli bir şekilde gelişiyor. Özellikle depolama ve hesaplama gücünün artışıyla beraber biraz o istatistiklerin kullandığı yöntemler böyle onların çantalarından, dolaplarından çıkarıldı. Bu alana servis edildi. Bu alan onlarla ilgilenmeye başladı. Yani örneğin küçük giriş olması açısından bir regresyona değineceğiz burada. Yani regresyon dediğimiz şey onlarca yıldır istatistiklerin çalıştıkları bir şey ama daha az veriyle, daha az seriyle çalışıyorlardı. Şimdi biz bu hesaplama gücüyle başka bir momentum kazandırmış durumda makine öğrenmesi bu sürece. Yine tanıyanlarınız vardır. Ethem Albaydın Hoca, Boğaziçi Üniversitesi'nde bu konuları çalışan. Şöyle sezgisel öngörüde bulunuyor. Çok kesin bir şey ifade etmemekle beraber. Yani bir gün eğer AI denen bir şeyden bahsedeceksek ya da AI gerçek aya çok yaklaştı diyeceğimiz bir gün gelecekse o böyle magic bir algoritma bulduğumuz için, bulacağımız için olmayacak. Muhtemelen çok çok daha fazla veri işleyebildiğimiz için bunu çok hızlı yapabildiğimiz için olacak şeklinde bir öngörüsü vardır kendisinin. Şimdi şöyle anonim bir şey, hani kimin söylediğini bilmiyorum ama biraz makine öğrenmesi denen şey aslında demeye çalıştığı ve hard coded bir şeydir. Yani böyle etrafında dolaştığımız, esprisini yaptığımız, böyle insanlara hayal ettirmeye çalıştığımız bir şey değildir. Verisi vardır, algoritması vardır, sonucu vardır, tutarsınız onu böyle. Yani felsefesini tabiri caizse geyiğini yapmazsınız. Yani mesela AI biraz daha böyle iyi yapılmaya, işte felsefesi yapılmaya falan müsaitken o değildir. Ve gerçekten de talep görülüyor arkadaşlar. Çok multidisipliner. Yani biz şimdi birazdan bahsedeceğim MOOC tecrübesinde, online open bir kurs tecrübesi sonrasında çıktı bu çalışma ortaya. Orada da gördük ki yaygın ya da ne bileyim en azından bir bölüm insanın inandığı bir bakış açısının dışına çıktığınızda gerçekten buradaki multidisipliner yapıyı görüyorsunuz. Yani gel bakalım diyor, senin istatistik bilmen lazım, senin cebir bilmen lazım, kalkülüs bilmen lazım diyor. Biraz bayağı bir gelişim, kodlama becerilerine sahip olmak gerekiyor. Ve çok çalışma istiyor arkadaşlar. Yani bu grup gerçekten bu dönemde epey özveriyle çalıştı. Biraz o konfor da çok feda edilebilir bir şey olmadığı için hakikaten şu an data scientistler ya da machine learning bilenler bütün dünyada gerçekten talep görüyorlar. Yani bu bir şehir efsanesi değil. Şimdi burada biraz bu şeylerden, online açık kurslardan bahsetmek istiyoruz. Çünkü biz bu çalışmaya temel olan şey bizim için öyle bir kurstu. Andrew Engine'in bir kursu, Stanford'da hocadır kendisi. Biraz böyle MOOC tecrübesi de sizinle paylaşalım istedik. Daha önce Coursera olur, EDX olur, FutureLearn olur, DataCamp olur, Udemy olur. Herhangi bir kurs tamamlayanınız, IT kursu tamamlayanınız var mı acaba? Hiç de devamlı bir oran değil. Şimdi şöyle bir şey var. Biz biraz bunu tabii yaşımız vesaire gereği sonradan yakalamış bir kuşağız bu internetin online büyük derya deniz imkanlarını. Fakat MOOC'larla da, kurslarla da çok inanılmaz bir potansiyel kazandı orası. Öğrenmek isteyenler için, buna zaman ayıranlar için ve sürekli gelişime inananlar için. Fakat şöyle tatlı da bir sıkıntı var orada. Çok fazla kurs var. Yani
Ya bakıyorsunuz outline'ları çok güzel. Yani çok fazla yorum forumunda vesaire göremiyorsunuz. Yani rating çalışmaları var. Gerçekten işte yaygınlıkları, yaptıkları kurumsal işbirlikleri, eğitmenleri vesaire itibariyle kıyaslanıyorlar. Bu arada Coursera ve edX bu kıyaslamada hep üst grupta çıkıyor. Yani onu net bir şekilde söyleyebilirim. Fakat yani gerçekten Coursera'nın bir X kursu ile Udemy'nin bir Y kursu bunun sadece isimleri benzeyebiliyor. Yani size katabilecekleri açısından, ne kadar yararlanabileceğiniz açısından ve birçok bir dolu açıdan. Dolayısıyla seçimi iyi yapmak lazım. Hani hemen size öneri olarak sunulacağım konu şöyle yapın, böyle yapın yok gibi bir şey yok. Ama potansiyel olmak gerekiyor. Bir arkadaşım bu çalışmanın hazırlıklarını, dokümanter hazırlıklarını yaparken ekibimizden hani şöyle bir şey kullandı. Benim hayatım IDX'le tanıştığım gün değişti dedi. Yani data science'la tanışması, orada çok daha fazla yol alması, işte gerçekten hani kariyerinde de bunun sonuç yaratmış olması, oralardan çok fazla istifade etmesiyle, desteklenmesiyle oldu. Andrew Engine'in Machine Learning kursu konusunda isabet ettirdiğimizi düşünüyoruz. Ve çalışmaya başlayıp da bu harcanan zamanın geri dönüşünün gerçekleştiğini gördükçe de bize bir alternatif Machine Learning penceresi açtığını gördükçe de oraya olan inancımız arttı, onu sahiplendik ve bu arada bir ekip de bir dönüşüm yaşadı. Beraber takip edelim diye başladığımız şey, hiçbir ön tarif içermeyen şey, çok ciddi disiplinli bir çalışmaya dönüştü. Engine ne yapıyor burada? Yani bir kere Python vesaire kullandırmıyor, çok temel, low level, Octave'da kodlatıyor. Fakat böyle sizin, yani kimisi açık ispatlı, kimisi sezgisel, algoritmanın hücrelerinden nüfuz etmenizi sağlıyor. Yani ben orada o bedel fonksiyonunu nasıl yazıyorum? O bedel ne? Aslında ben neyin peşindeyim? Yani elimde deli gibi bir veri var. Bir şeyi anlatıyor. Bir şeylerin öz niteliği, bir şeylerin feature'ü. Ama orada ben neyin peşindeyim? Neyi minimize, neyi maksimize etmeye çalışıyorum? Bunu nasıl yapıyorum? Yani teorik arka planlı verimli deyince de habire bir şeyler ispatladı. Sürekli matematiksel semboller, havada uçuşu falan gibi anlamayın. İndirgeyip, boyut düşürüp, gerekirse hacimsel, geometrik anlatımlarını yapıp, yani o intuition'ı vermek konusunda epeyce ısrar ediyor kendi kurs programında. Şöyle bir şey de fark ettik. Yani makine öğrenmesi biliyor musunuz? Hemen ya da makine öğrenmesinde nasıl size Python biliyor musunuz? İşte Python'ı ne kadar ağır biliyor musunuz falan. Yani gördük ki bunlar artık o dünyaya girdikten sonra o dünyanın hani öyle çok abartılmaması, replace edilebilir, abartılmaması gerekiyor. Replace edilebilir araçları. Yani makine öğrenmesi bilmek demek, Python bilmek demek değil. Yapabilmek için gerekiyor. Yani bir dil gerekiyor. Veriyi manipüle edebilmek için, işte bir takım fonksiyonları yazabilmek için, programını yapabilmek için. Ama kendisi değil. Bunu bize gerçekten Andrew fark ettirdi. Yani ben kişisel olarak da kendisine bu anlamda müteşekkirim. Bu bahsin son konusu olarak bir akar öğrenmesinden de bahsediyorum. Dediğim gibi hani bu kursun bizi karşıladığını görüp bir iş disiplin oluştuktan sonra da geriye dönüp baktığımızda bir süre sonra fark ettik ki bizim doğaçlayarak yaptığımız şey bir akar öğrenmesiymiş. Yani bir öğretmenimiz yok. Bize sürekli anlatan biri yok. Bu hafta kim daha iyi hazırlanmışsa çıkıp anlatıyorum. Anlatan katkı verdiği gibi az hazırlanmış soru soran da katkı veriyor. Bazen sinir bozucu soru soran da katkı veriyordu. Böyle bir öğrenme ortamımız oluştu. Gayet özgür, demokratik bir ortam oldu. Ve bu arada ekibimiz şekillendi.
Yani bu süreç içerisinde doğal roller oluştu. Çalıştığımız konulardaki backgroundlarımızın farkları ayrıştırıcı değil, kaynaştırıcı, birleştirici, oraya zenginlik katan bir işlev edindi. Ve bütün bu yapıyı sahiplenen bir noktaya geldik. Ve sonunda da böyle bir etkinlik çıktı. Bu etkinliğe gelene kadar işte datatonlara katılan küçük gruplar, işte yüzlerce mesai, saatlik mesailer vesaire, bu ekibin diğer çalışmaları oldu. Şimdi makine öğrenmesine girişim böyle hani biraz biz kimiz, bu işi nasıl yaptık kısmıydı bu. Biraz daha makine öğrenmesine Erkan arkadaşım da burada katılacak size. Merhaba, ben Erkan. Yaklaşık bir yıldır Data İstanbul durumundayım. Şimdi burada evlerin metrekaresine göre fiyatlandırma verisini görüyoruz. İki tane model sunulmuş. Kırmızı olan da bize bir sonuç üretiyor ama ileride evlerin metrekaresinin fiyata fazla etkisi olmadığını görüyoruz. O yüzden mavi olan biraz daha iyi bir sonuç üretiyor. Burada bir devamlılık söz konusu. Aradaki tüm değerlerde bir fiyat çıkabilir. Buna doğrusal bağlanım problemi olarak bakıyoruz. Bir başka örnek de kanser tanısı kestirme. Kitle büyüklüklerine göre bazı kitleler kanser, bazıları kötü huylu, bazıları iyi huylu olarak çıkmış. Burada da iki tane verimiz var. İki sonuç alabiliyor. İki sonuç alabiliyor, iki verimiz yok. Burada da sonuçlar verilmiş, gözetim öğrenmeye örnek olarak bir sınıflandırma yapılmış. Gözetimsiz öğrenmede sonuçlar verilmiyor. Yani bunu kümeleme yöntemini de ayırıyoruz, sınıflandırma değil. Makine öğrenmesi algoritmaları genel olarak ikiye ayrılıyor. Gözetimli öğrenme ve gözetimsiz öğrenme olarak. Gözetimli öğrenmede sonuçlarımız etiketlenmiş oluyor. Gözetimsizde sonuçlarımız bilinmiyor. Bunları makine öğrenmesi algoritmalarıyla kümeliyoruz. Birbirine benzer olanları bir araya topluyoruz, örüntü yapıyoruz. Bir de pekiştirmeli öğrenme ve öneri sistemleri algoritmaları var. Öneri sistemlerini zaten günlük hayatta kullanıyoruz. Burada bazı kavramlardan söz edeceğiz. Özdeğer kavramımız verilerimizin özellikleri oluyor. Kestirimde algoritmalardan çıkaracağımız tahminler oluyor. Parametrelerde bu algoritmalarda bulacağımız teta değerleri oluyor. Tipel parametrelerde ince ayarlar yapmamızı sağlıyor. Bu ince ayarları genelde algoritmalarla yapamıyoruz. Daha çok kendi deneyimlerimize bağlı olarak yapabiliyoruz. Eğitim verisi, elimizde mevcut olan algoritmayı eğiteceğimiz veri olarak geliyor. Bunu belli parçalara ayırıp test verisi ve doğrulama verisi olarak da kullanabiliyoruz. Aşırı öğrenme kavramımız var. Bu da ezber yapıyor ve
eğitim verisine tamamen bağlı kalmasını sağlıyor algoritman. Eğitim verisinden farklı bir veri tipi geldiğinde saçma bir sonuç çıkarıyor. Eksik öğrenmede tamamen öğrenmemiş oluyor. Algoritmanın debug edilmesi de bu hiper parametreleri belirlenerek daha iyi bir sonuca optimize edilmesine sağlıyor. Şimdi burada bir takım örneklerimiz var işte gözetimli, gözetimsiz, yani veri etiketli geliyor ise verinin sınıfını ya da çıktısını, yani bu şey de olabilir, yani kategorikse sınıfını, sürekli ise output olarak değerini biliyorsak buna gözetimli öğrenme diyoruz. Şimdi bu kategorilerin her birine giren 6-7 tane algoritmayı bugün gün boyunca çalışacağız. Sizlerle paylaşacağız, anlatacağız. Şimdi daha onlara girmeden şöyle bir baktığımızda şu örnekler ne tip öğrenmelere konu olabilir? Biraz fikir yürütmeye çalışalım. Spam olan olmayan mail işaretlemesi. Yani bunun öğrenmesi genelde şeyde yapılır. Elinizde bir mail böyle seti vardır. Bunlar. Spam'dir. Bir sürü özelliği itibariyle. Konu başlıkları, teksin, büyüklüğü, içerideki keywordler vesaire itibariyle. Bunlar da değildir. Biz biliriz. Dolayısıyla etiketli bir veriyle çalışıyoruz. Ve gözetimlidir. Yani bunun sınıflaması gözetimli bir sınıflamadır. Gözetimli bir öğrenmedir. Orada şöyle bir kavramımız var. Birazdan şartımızda daha net göreceğiz. Aslında iki boyutu itibariyle makine öğrenmelerini sınıflıyoruz. Bir, etiketli veriyle çalışıp çalışmadı. Yani gözetimli olup olmadı. Bir de bir sürekli değer arayıp aramadı. Arıyorsa işte sürekli algoritmalar, continuous algoritmalar aramıyor ise gözetimli ya da gözetimsiz olmasına bağlı olarak sınıflama algoritması ya da kümeleme algoritması. Classification algoritm ya da clustering algoritm diyoruz. Şimdi biraz böyle bu başlangıç bilgileriyle webden bir grup makale aldık. Bunları bahsettikleri konulara göre gruplamak istiyoruz. Gruplamaya başlamadan önce bizim olası konu başlıklarına ilişkin bir bilgimiz var mı? Yok. Makaleler söyleyecek bizim. Dolayısıyla etiketli bir veriyle çalışmıyoruz. Gözetimsiz bir öğrenme gerçekleştiriyoruz. Yine belirli bir grup veriden market segmentasyonu yapmaya çalışıyoruz. Yani işte öncesinde işte karlı müşteri, operasyonundan zarar edilen müşteri, kaybedilse olur müşterisi gibi kategorileri bilmiyoruz. Bize veri söyleyecek. Bu da etiketli değil. Gözetimsiz öğrenmeye bir örnek. Diyabet olan ya da olmayan hastaların verilerinden hareketle gelen yeni bir hastanın diyabet olup olmadığına karar verilmesi. Aslında biraz ifade ederken kaçınamamışız. Olan ve olmayan hasta verisi dediğimiz için biz başlangıçta etiketlemişiz veriyi. Bu da gözetimle öğrenmeye bir örnek. Bir grup müşterinin account'unu izleyerek hacklenip hacklenmediğine karar vermek. Burada da verimiz etiketsiz. Dolayısıyla gözetimsiz bir öğrenme gerçekleştiririz böyle bir çalışma yaptığımızda. Sosyal ağ analizi çok yaygın. K-Means'te bunun detaylarına biraz daha gireceğiz. Orada da aslında kaç grup bulacağımızı bilmiyoruz. Belki 10 grup bulacağız, belki 3 grup bulacağız. Önceden bilmediğimiz için orası için de gözetimsiz nitelemesinde bulunabiliriz. Gen haritası aynı şekilde, yani 100 tane de çıkabilir, 10 tane de çıkabilir. Çalıştığımız grupta 3 tane de çıkabilir. Yine data center'larda bu computing cluster hesaplaması, yani farklı kaynak tipleri bunun birbirleriyle uyumlulaştırılarak kaynak israfının önüne geçilmesi için
kim hangi kaynağı kullanırken diğerlerine daha çok benziyor analizi öğrenmesi. Bu da aslında gözetimsiz öğrenmeye bir örnek. Aynı şekilde astronomi konusunda yapılan yıldız kümelerinin tespiti de gözetimsiz öğrenmeye bir örnek. Şimdi aslında deminden beri anlatmaya çalıştığımız şeyin çok böyle tabii bir gösterimi. Bir öğrenme gözetimli ya da gözetimsizdir. Sürekli bir öğrenmedir ya da kategorik bir öğrenmedir. Kategorik öğrenme, eğer bir gözetimli öğrenme ise sınıflama diye nitelenir, gözetimsiz öğrenme ise kümeleme diye nitelenir. Biz bu bahsettiğimiz akran öğrenmesi atölyesinde regression'ı çalıştık, logistik regression'ı çalıştık, neural network'ü çalıştık, SVM'i, PCA'yı çalıştık, K-means'i ve de density-based clustering'i çalıştık. Yani dört parçadan da böyle iri gelen algoritmaları çalıştık. Şimdi son bir şey daha paylaşmak istiyorum. Bu Azure'un cheat sheet'i. Yani bir taraftan da başka bir dünyada böyle bize hazır pişmiş şeyler sunuyor. Bu bize ne düşündürmeli? Yani gerçekten merak ettiğimiz, uzman olmaya çalıştığımız şey elimize geliyor mu? Yani bunlar böyle çok kolaylaşacak, sürükle bırak işlere falan mı dönecek? Bizce bence hayır. Aksine şunu gösteriyor. Burada büyüyen bir pazar var. Hem büyüyen pazara yanıt vermeye çalışıyor, hem de bunu yaparken o pazarı büyütecek. Artık daha fazla sayıda insan, ben yaptım, ben çektim, Azure'da şöyle bir sonuç aldım, şöyle optimize ettim vesaire falan firmalarda, iş dünyasında demeye başlayacak. Ve zaten altta başka bir dinamik çalışıyor. Muhtemelen 20'leri, 25'leri, 30'ları bu anlamda çok daha fazla farklı yaşayacağız. Yani bir Bell fonksiyonu hesaplamayı bilmenin, bir eğim azalışla optimizasyon yapmanın değeri azalmayacak, artacak. Kendi çalışmalarımızı, kendi kodlarımızla yapabilmenin, özelleşmiş kodlarımızla yapabilmenin değeri ve önemi artacak. Dolayısıyla bu tip gelişmeler motivasyonumuzu aksine arttırmalı diye düşünüyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederiz.